Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ben size hal değişimi ile ilgili bazı soru tipleriyle üzerinde durarak soru çözümü yapacağım. Hadi gelin beraber birinci sorumuzdan başlayalım. Diyor ki, yukarıdaki olaylardan hangileri maddenin daha düzensiz hale geçişini örnekliyor? Şimdi bir hatırlayalım çocuklar. Katı hal en düzenli halde, sıvı hal katıdan daha düzensizdi, gaz ise en düzensiz halde. Yani madde erirken, buharlaşırken, kaynarken, süblimleşirken düzensiz hale geçiyordu. Tam tersi yoğuşurken veya donarken veya süblimleşmenin tersi kırağılaşmayı gerçekleştirirken daha düzenli bir hale geçiyordu. O zaman bu soruya bakalım. Buzun erimesi, katıdan sıvıya daha düzensiz bir hale geçiş. Suyun buharlaşması, sıvıdan gaza daha düzensiz bir hale geçiş. Katı naftalinin süblimleşmesi, katıdan gaza geçiş. Yani üçünde de madde daha düzensiz bir duruma geçiş göstermektedir. Yani cevabımız 1, 2 ve 3'tür. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Normal basınçta buzla suyun üç iç içe olduğu sıcaklık 0 santigrat derecedir. Burada çocuklar normal basınç dediği bir atmosfer dış basıncın olduğu durum. Bir atmosfer dış basınç altında su 0 santigrat derecede donar, buz 0 santigrat derecede erir. Yani buz ve su bir aradaysa bu durumda sıcaklık 0 santigrat derecedir. Yani bu ifade doğrudur. Erime noktası oda sıcaklığından küçük olan maddeler oda sıcaklığında katıdır. Hatırlayalım çocuklar. Oda sıcaklığı dediğimiz sıcaklık değeri 25 santigrat derece midir? Evet. Erime sıcaklığı oda sıcaklığından küçükmüş. Mesela 20 derece, 10 derece gibi bir sıcaklık düşünün. Erime noktası oda sıcaklığından küçükse bir maddenin oda sıcaklığındaki fiziksel halinin sıvı olması lazım. Yani erime sürecini bitirmiş, sıvı hale geçmiş. Mesela erime noktası 20 olan bir katı düşünün. 20 santigrat derecede katı erimiş. Dolayısıyla 25 santigrat derecede sıvı halde olacağını düşünürüz. Dolayısıyla oda sıcaklığında katıdır demek yanlış bir ifade oluyor. Ama yine de isterseniz diğerlerine de bakalım. Diyor ki basınç zoruyla eriyen buz o basınç ortadan kalkınca tekrar donar. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Erime ısı enerjisi isteyen bir olaydır. Dışarıdan ısı desteği olmadan erimeyi gerçekleştirebilmeniz mümkün değildir arkadaşlar. Bu da doğru bir ifadedir. Normal basınçta yani bir atmosfer basınçta su donunca hacmi artar. Çünkü su donarken hacmi büyüyen bir sıvıdır. Yani bu ifade de doğrudur. Bu durumda bu sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Aşağıdaki terimlerden hangisi bir hal değişiminin karşılığı değildir? Hal değişimi erime, donma, buharlaşma, kaynama, süblimleşme, resüblimleşme, yoğuşma olabilir. Ama hal değişimi genleşme olmaz arkadaşlar. Çünkü genleşme demek ısı enerjisi etkisiyle bir maddenin hacminde, boyunda meydana gelen büyümedir. Dolayısıyla genleşme bir hal değişimi değildir. Bu durumda cevabımız E şıkkıdır. Çok tipik bir soru çocuklar bu soru. Birkaç defa da sınavlarda kendisini tekrarlamış bir soru tipidir. Diyor ki, yukarıda bir atmosfer basınçta erime ve kaynama noktaları verilen maddelerden hangileri oda sıcaklığında sıvı halde bulunur? Hatırlayalım çocuklar. Oda sıcaklığı kaç santigrat dereceydi? 25 santigrat dereceydi. Bir madde erimeden önce katıdır, eridikten sonra sıvıdır, kaynadıktan sonra ise gazdır. Bu tip sorularda hangi sıcaklık değerinde, hangi fiziksel halde olmasını istiyorsa şunu yapacaksınız çocuklar. Erimeden önce katı, eridikten sonra sıvı, kaynadıktan sonra gaz.
Hangi sıcaklık değerini istiyor bizden? 25 santigrat derece. Şimdi 25 santigrat derece 0 ile 100 arasına mı denk geliyor? Evet. Dolayısıyla madde sıvı halde. 25 santigrat derece Y maddesi için eksi 25 ile 90 arasında bir değere mi tekabül ediyor? Evet. Dolayısıyla burada da madde sıvı haldedir. Peki 25 santigrat derece Z maddesi için 30'dan daha düşük. Dolayısıyla hangi fiziksel haldedir? Katı haldedir. Bu durumda oda sıcaklığında sıvı halde bulunanlar X ve Y'dir. Yani cevabınız Edirne'dir. Diyor ki yukarıdaki olaylardan hangileri? Endotermik yani ısı alarak gerçekleşen bir olaydır. Erime ısı alarak gerçekleşiyor. Buharlaşma ısı alarak gerçekleşiyor. Kaynama ısı alarak gerçekleşiyor. Süblimleşme ısı alarak gerçekleşiyor. Yani endotermik gerçekleşiyor. Bu durumda suyun buharlaşması evet endotermik bir olaydır. Buzun erimesi evet endotermik bir olaydır. Ama buharın yoğunlaşması veya yoğuşması egzotermik bir olaydır. Çünkü burada madde en düzensiz halden yani gaz halden sıvı hale doğru geçiyor. O yüzden de fazla enerjisini dışarıya vermek zorunda. Bu durumda bu sorumuzun cevabı 1 ve 2 oluyor. Yani C şıkkı oluyor. Yukarıdaki açıklamalardan hangileri doğrudur? Bakalım. Erime ısı alan bir olaydır. Kesinlikle. Buharlaşma ısı veren bir olaydır. Hayır arkadaşlar. Buharlaşma sıvıdan gaza geçilen bir olaydır. Yani az enerjiliden çok enerjiliye geçiyorsunuz. Bu durumda az enerjiniz olduğu için olayı gerçekleştirmek adına dışarıdan enerji almak zorundasınız. Yani bu ifade yanlıştır. Donma ısı veren bir olaydır. Yani egzotermik bir olaydır. Doğrudur. Cevabınız nedir? 1 ve 3'tür. Yani B şıkkıdır. Bir kapta bulunan belli miktardaki buzun tamamı eriyerek sıvı hale dönüşmektedir. Bu olaya ait grafiklerden hangileri doğrudur? Şimdi şöyle bir baktığınızda buzun tamamının eridiğini mi söylüyor soru size? Evet. Yani buz kütlesi sıfıra inecek. Kaç gram buz erittiyseniz o miktarda su oluşturacaksınız. Mesela 10 gram mı buz erittiniz? O zaman sizin erime sonunda 10 gram suyunuzun olması gerekiyor. Bu durumda buzun kütlesi ne olacak? Sıfıra inecek. Birinci ifade doğru. Suyun kütlesi var mı çocuklar başlangıçta suyunuz? Yok. Suyunuz yok. O yüzden bu grafiğin sıfırdan başlayıp yukarı doğru gitmesi lazım. Yani ikinci grafik yanlış bir grafik. Buzun hacmi ve toplam kütle. Şimdi toplam kütleye baktığınızda 10 gram buz erittiniz, 10 gram suyunuz oldu. Dolayısıyla toplam kütle korunacak. Yani toplam kütle ne kadar buzunuz varsa o kadar suyunuz olacak. Burada herhangi bir durum söz konusu değil. Peki buzun hacmi, buz ne oldu çocuklar? Buz bitti, buz kalmadı ki. Buzun tamamı neye dönüştü? Suya dönüştü. Dolayısıyla buzun da hacmi ne olacak? Sıfıra inecek. Çünkü buzun tamamını erittiniz. Ortada artık buz kalmadı. O yüzden cevabınız 1, 3 ve 4 olacak. Yani D şıkkı olacak. Tabloda X, Y, Z arı maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre X, Y, Z maddeleriyle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu bir sınav sorusudur. Dikkatinizi çekerim. Bakalım hangi fiziksel halde Y'yi soruyor bize? 25 santigrat dereceyi. Hatırlarsanız biraz önce ben söyledim ki madde erimeden önce katıdır. Eridikten sonra sıvıdır, kaynadıktan sonra gazdır. 25 santigrat derece Y maddesi için nereye denk geliyor? 30'un altına, 30'dan daha küçük bir değer. Yani erime noktasından daha küçük bir değer. O zaman Y 25 santigrat derecede katı halde olmak durumunda. Yani bu ifade yanlış.
X eksi 15 santigrat derecede gaz haldedir. Eksi 15 santigrat derece bu bölgeye mi denk geliyor, bu bölgeye mi denk geliyor arkadaşlar? Dikkat edin. X'in kaynama noktası eksi 9 santigrat derece. Yani eksi 15 bu aralığa denk geliyor. Yani erime ile kaynama arasına, yani sıvı hale denk geliyor. Yani bu ifade yanlış. X, Y, Z 93 santigrat derecede katı haldedir. Şimdi X için yazalım. 93 nereye denk geliyor? Eksi 9'dan daha büyük bir değer. 93, 89'dan daha büyük bir değer. 93, 61 santigrat dereceden daha büyük bir değer. Yani 93 santigrat derecede X'de, Y'de, Z'de gaz halde arkadaşlar. Z 0 santigrat derecede sıvı haldedir. Z için bakalım, 0 santigrat derece hangi fiziksel hale denk geliyor? Şu aralığa denk gelmiyor mu arkadaşlar? Yani erime ile kaynama arasına denk geliyor. O zaman Z sıvı halde midir? Evet, sıvı haldedir. Bu durumda cevabınız D şıkkıdır. Yukarıda bir atmosfer basınçta donma ve kaynama noktaları belirtilen saf X, Y, Z maddelerinden hangileri oda koşullarında sıvı halde bulunur? Arkadaşlar, bu soru tipi öğrencilerin şaşırdığı bir soru tipidir. Çünkü biraz önceki soru örneklerine baktığınızda hep erime kaynama ilişkisinin verildiğini görürsünüz tabloda. E peki donma verilmiş burada. E donma, aynı maddenin erime ve donma noktaları birbirine eşit değil midir? Mesela buz 0 santigrat derecede erirken su 0 santigrat derecede donmuyor mu çocuklar? Yani bu sorunun diğerlerinden aslında en ufak bir farkı yoktur. Bu durumda oda koşulları, yani 25 santigrat derece hangi fiziksel hale denk geliyor? Sıvı hale denk geliyor. 25 santigrat derece hangi fiziksel hal? Gene sıvıya denk geliyor. Z'ye baktığınızda 25 santigrat derece 27 dereceden daha düşük bir sıcaklık. Yani katı hale denk geliyor. Bu durumda oda koşullarında sıvı halde bulunanlar X ve Y maddeleridir. Dolayısıyla cevabınız D şıkkıdır. Aynı saf sıvının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık zaman grafikleri şekil 1 ve 2'de verilmiştir. Bu iki grafikte T1 ve T2 değerinin birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bu da bir sınav sorusudur arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. Şimdi T2 değerinin T1'den büyük olduğunu söylüyor bize. Önce şunu kararlaştıralım. Buradaki T1 ve T2 değerleri saf sıvı için kaynama noktasına mı denk gelir arkadaşlar? Evet. Burada özellikle dikkat etmeniz gereken önemli bir unsur var. Kaynama noktasını 1 dış basınç, 2 safsızlık etkiler. Sen burada saflığını bozmamışsın. Nereden anlıyorum saflığın bozulmadığını? Eğer saflık bozulsaydı ikinci grafik böyle bir grafik olamazdı. Bakın, sıcaklığın sabit olduğu nokta var. Sıcaklık sabit kalmışsa saflığı bozmamışsınız demektir. Peki ben ne yapmışım da sıcaklığı arttırarak hal değiştirmesini sağlamışım? Elimde bir tek seçenek kalıyor. O da nedir? Dış basıncı arttırmak. Bakın çocuklar, T2 değerini ne kütleyle ne ısıtıcı gücüyle değiştirebilmeniz mümkün değil. Bunlar zamanı, kaynama süresini etkileyen faktörler. O zaman biz burada ne yapmış olabiliriz? Aklımıza tek bir şeyin gelmesi lazım. Demek ki dış basıncı değiştirmişiz. Peki hatırlayalım. Dış basınç artarsa kaynama noktası artıyor muydu çocuklar? Artıyordu. O zaman siz ikinci grafiği, dış basıncın daha yüksek olduğu bir ortamda kaynamayı gerçekleştirmişsiniz ki böyle bir grafik karşınıza çıkmış. O zaman şöyle bir baktığınızda E şıkkında diyor ki ısıtmanın yükseltileri birbirinden oldukça farklı olan yerlerde yapılmış olması. Kesinlikle yükseltilerin farklı olması bulundukları ortamdaki açık hava basınçlarının
farklı olması anlamına gelir. Bu da kaynama noktasına tesir eden etmenlerden biridir. Yani cevabınız E şıkkıdır arkadaşlar. Lütfen bu noktada şunu aklınızdan asla çıkartmayın. Karıştırma, sıvı kütlesini arttırma, ısıtıcının gücünü arttırma, yani suyu kaynatacaksanız ocağın küçük gözüne değil de büyük gözüne koymanız, yani ısıtıcı gücünü arttırmanız, bunlar sadece ve sadece süreyi etkiler. Asla kaynama noktasını etkilemez çocuklar. Diyor ki aşağıda ara bir katının ısıtılmasıyla ilgili sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi baktığımız zaman A sıcaklığının bir hal değişim sıcaklığı olduğunu görüyoruz çocuklar. Nereden görüyoruz? Saf bir katı ısıtılıyor. Sabit sıcaklıkta, dikkat edin, sabit sıcaklıkta ısıtılıyor. O zaman bu katı A noktasında eriyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz. O zaman A madem erime noktası, o zaman saf bir katı için ayırt edici özelliktir. Yani A şıkkı doğru bir ifadedir. A değeri katının kütlesiyle değişir. Asla çocuklar. Sizin elinizde 100 gram buz da olsa, 1 ton buz da olsa 0 santigrat derecede erir. Ama 100 gram buz 10 dakikada erir, 1 ton buz 1 günde erir, 5 günde erir, 1 ayda erir. Yani süreyi etkiler ama 0 santigrat derecede erir. Yani erime noktasını asla etkilemez. O yüzden cevabınız nedir? A şıkkı, B şıkkıdır, pardon çocuklar. Burada diyor ki bir grafik vermiş. Grafiğe göre hangisi yanlıştır? Pardon, şunu bir gizlersem eğer bütün şıklar ortaya çıkacak. Şimdi sorumuza bakalım. Şimdi 3 farklı madde var. 3 farklı madde farklı sıcaklıklarda hal değiştiriyorlar. Önce şu kararı bir verelim. Bir nolu madde 40 derecede eriyor, 60 derecede kaynıyor. 2 nolu madde 55 derecede eriyor, 65 derecede kaynıyor. 3 nolu madde 50 derecede eriyor, 80 derecede kaynıyor. Diyor ki, birinci madde erimeye başladığı zaman, birinci madde ne zaman erimeye başlıyor çocuklar? 40 santigrat derecede başlıyor. Üçüncü madde kaynamaya başlar. Şimdi şu zaman aralığı 3T'ye bakalım. 3T'de üçüncü madde 80 derecede mi? Yani kaynamaya başlamış mı? Başlamış. Yani bu ifade doğru bir ifade. 65 santigrat derecede birinci maddenin molekülleri arasındaki uzaklık üçüncü maddeninkinden daha fazladır. Şimdi 65 santigrat dereceye lütfen gelelim çocuklar. 65 santigrat derecede birinci madde hal değişimini tamamlamış, yani gaz hale geçmiş durumda. Yani moleküller arası uzaklığın en yüksek olduğu noktada. Peki üçüncü maddeye bakalım. Üçüncü madde 65 derecede hala sıvı halde mi? Yani bu ifade de doğrudur. Kaynama sıcaklığı en yüksek olan üçüncü maddedir. Bakın ilk başta söylemiştim. Üçüncü madde 80 derecede, ikinci madde 65 derecede, birinci madde 60 derecede kaynıyor. Yani bu da doğrudur. Bu da dikkat edin bir ÖSYM sorusu. 5T ile 6T zaman aralığında. İkinci madde sıvı ve gaz halleriyle birlikte bulunur. Hemen bakalım 5T ile 6T arası ikinci maddenin kaynama aralığı mı çocuklar? Kaynama aralığında sıvı ve gaz bir arada mı bulunur? Evet, bir arada bulunur. Üçüncü madde en düşük erime sıcaklığına sahiptir. Hayır, birinci madde en düşük erime sıcaklığına sahiptir. Dolayısıyla cevabınız nedir? E şıkkıdır. Saf bir katının 15 santigrat derecede sıvı hale geçtiği ve 55 santigrat derecede kaynamaya başladığı bilinmektedir.
Yani sana erime noktasını 15, kaynama noktasını 55 vermiş soru. Sıcaklığı 10 dereceden 10 derece olan bu maddenin belirli bir miktarının ısıtılmaya başlandıktan sonra 3. dakikada erimeye başladı, 18. dakikada kaynamaya başladığı gözlenmiştir. Bu maddenin sıcaklık zaman grafiği hangisidir? Önce sen şuna bakacaksın. Bu grafik öyle bir grafik olacak ki 15 derecede sıcaklık bir sabit kalacak. Çünkü orada erime olacak. Bir de 55 derecede sıcaklık sabit kalacak. Yani orada kaynama olacak. Bakıyorum A şıkkı buna uyuyor mu? Uyuyor. Bu söylediğime B şıkkı uyuyor. C şıkkı uyuyor. D de uyuyor. E de uyuyor. Peki erime kaçıncı dakikada başlayacak çocuklar? 3. dakikada. Bütün grafikler 10 derecede başlamak zorunda. Çünkü bakın ne demiş başlangıç sıcaklığına? 10 derece demiş. 10'da başlıyor, 10 derecede başlıyor. Bunu atıyoruz. Artık bu olmaz. 0'dan başlıyor. E'yi de atıyoruz. 0'dan başlıyor. D de 10 derecede başlıyor. Erime ne zaman başlamış? 3. dakikada. O zaman burada evet 3. dakikada başlıyor. Burada 3. dakikada başlamıyor. Bu grafiği de attık. Burada da 3. dakikada başlıyor. Kaynama ne zaman başlamış? 18. dakikada. İşte çocuklar, bu yukarıdaki ifadede söylenen bütün şartları sağlayan grafik A grafiği. Tekrar söylüyorum bakın. 15 derecede erimiş. Okey. 55'te kaynamış. O da tamam. Başlangıç noktası 10 santigrat derece, o da tamam. Erime nerede başlamış? 3. dakikada başlamış, o da tamam. Kaynama nerede başlamış? 18. dakikada başlamış. O zaman cevabımız nedir? A şıkkıdır. Yine bakın bir sınav sorusu size. Diyor ki sıvıların buhar basıncı ve kaynama sıcaklıkları ile ilgili hangileri doğrudur? Aynı sıcaklıkta buhar basıncı büyük olan sıvının kaynama sıcaklığı da büyüktür. Şimdi buhar basıncı büyük olan sıvı demek kolay buharlaşan sıvı demek. Yani uçucu sıvı demek. Uçucu bir sıvının kaynama noktasının büyük olması mümkün değildir çocuklar. Çünkü uçucu sıvı demek moleküller arası çekim kuvveti zayıf olan sıvı demek. Şöyle düşünün bakın. Bu sizin moleküller arası çekim kuvveti güçlü olan sıvınız olsun. Bu ise zayıf olan sıvınız olsun. Çekim ne kadar güçlüyse onları birbirinden ayırmanız o kadar zordur. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Ve şunu da unutmayın çocuklar. Buhar basıncı kaynama noktasıyla ters orantılıdır. Buhar basıncı ne kadar yüksekse zayıf etkileşimler o kadar zayıftır. O zaman kaynama da o kadar düşük sıcaklıkta gerçekleşir. İkinci ifadede diyor ki ağzı açık bir kapta sıvının buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olduğunda sıvı kaynamaya başlar. Kaynamanın tanımı neydi çocuklar? Sıvı buhar basıncının açık hava basıncına eşit olduğu sıcaklıkta kaynama başlar. Dolayısıyla bu ifade doğru bir ifadedir. Sıcaklık arttıkça kesinlikle sıvıların buhar basınçları artar. Yani cevabınız nedir? 2 ve 3'tür. Arı bir katının ısıtılmasına ilişkin sıcaklık zaman değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın çocuklar, gelin beraber grafiğe bakalım. Bu grafikte madde önce erimiş, bakın 2. aralıkta erimiş, 4. aralıkta kaynamış. Yani erime noktası T1 derece. Kaynama noktası T2 derece. Yani A doğru, B doğru. Birinci zaman aralığında ortamda katı ve sıvı bulunmaktadır. Hayır. Birinci zaman aralığı daha erimenin başladığı zaman aralığı değil çocuklar. Bir maddenin katısı ve sıvısı böyle bir durumda ancak erime sırasında bir arada bulunabilir. Biz buna neyi örnek vermiştik? Buzlu suyu örnek vermiştik. Buzlu su bir karışım mıydı çocuklar? Hayır. Buz da su molekülüydü. Su da su molekülüydü.
Dolayısıyla halde siz buzluktan buzu dışarı çıkarttınız, hemen tezgaha koyduğunuzda bir anda eriyor mu çocuklar? Hayır. Erime sürecine bir hazırlık var orada. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Diyor ki aynı maddelerin özdeş ısıtıcılarla ısıtılmasından oluşan X ve Y grafikleri yukarıdaki gibidir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi bakalım çocuklar birinci ve ikinci grafik arasında nasıl bir fark var? Aynı maddeler bunlar. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyorlar. Ama X maddesi eksi T dereceden alınmış, ısıtılmaya başlanmış. Y maddesi 0 santigrat derecede alınmış, ısıtılmaya başlanmış. X'in erimesi için 2A ile 3A arasına dikkat edin çocuklar. A kalori kadar ısı verilmiş. Y'nin erimesi için de gene A kilo kalori ısı verilmiş. Buna göre diyor, bunlardan hangileri doğrudur? Şimdi verdiğiniz ısı miktarları aynı ısı miktarları, ısıtıcı gücünüz aynı ısıtıcı gücü. Dolayısıyla bu iki grafiğe baktığınızda X'e erime süresine gelinceye kadar 2A kadar bir ısı verilmiş çocuklar. Y'ye de erime süresine gelinceye kadar A kadar ısı verilmiş. O zaman bunların kütleleri aynı değil. Kütleleri aynı olsaydı aynı miktar ısı verirdiniz. Bu durumda bunların kesinlikle kütleleri farklı çocuklar. Ama hal değiştirme sıcaklıkları ikisinde de T derecede gerçekleşmiş. Yani üçüncü öncülde geçen hal değiştirme sıcaklıkları farklıdır. Hayır, bu doğru bir ifade değil. Hal değiştirme süreleri aynıdır. Şimdi bunların kütleleri farklı olduğuna göre nasıl hal değiştirme süreleri aynı olacak çocuklar? Aynı olması mümkün değil. Çünkü kütle farklılığı, evet aynı sıcaklıkta hal değiştirecekler ama aynı sürede hal değiştirmemelerini sağlıyor. Bu nedenle cevabınız yalnız birdir. X, Y, Z sıvıları için aşağıdaki bilgiler veriliyor. Bakalım bilgilere. Diyor ki aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan Z'dir. Moleküller arası çekim kuvveti X büyük Y'dir. Kaynama noktalarını sıralayalım. Şimdi buhar basıncı en büyük olanın moleküller arası çekim kuvveti en azdır çocuklar. O zaman kaynama noktasının da en az olması gerekir. Çünkü bir maddenin moleküller arası çekim kuvveti ne kadar fazlaysa kaynama noktası da o kadar yüksek olmak zorunda. Bu durumda kaynama noktaları arasında büyükten küçüğe sıralanışına baktığımızda X büyük, Y büyük, Z olması lazım. Yani cevabınızın A şıkkı olması lazım. Yukarıdaki hal değişimlerinde X maddesinin bazı değişen özelliklerini vermiş. Diyor ki hangileri değişir? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza doğru geçiyor. Hatırlarsanız çocuklar, daha önce anlattığım tüm videolarda ben size hal değişiminin tam anlamıyla bir fiziksel olay olduğunu söyledim. Yani bu değişim sırasında asla ve asla kimyasal özelliklerde hiçbir şey değişmez. Şöyle düşünün, su H2O katı hali, su H2O sıvı hali, su buharı H2O gaz hali. Maddenin bileşiğin formülünde var mı çocuklar bir değişiklik? Yok. O zaman kimyasal özellikle bir değişiklik yok. Ha, bu olay ısı etkisiyle mi gerçekleşiyor? Ne yapıyor? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçerken dışarıdan enerji desteği alıyor. O zaman hem kinetik hem potansiyel enerjisi artacak. Çünkü katı hal maddenin en az enerjili hali, sıvı hal maddenin, gaz hal maddenin en çok enerjili hali. O yüzden kinetik ve potansiyel enerji değişecek. Ha, bu olay bir hal değişimi. Evet, katı en az hacme sahip, gaz en çok hacme sahip. O zaman öz kütlelerinin de değişmesini bekleriz çocuklar. Kütle değişmez bu olayda ama hacim değişir. Hacim değiştiği zaman otomatikman öz kütle de değişir arkadaşlar. Yani cevabınız nedir? 2 ve 3'tür. Ara bir maddenin X maddesinin sıcaklık zaman grafiği verilmiştir.
Şimdi bu grafiğe baktığınızda bunun bir soğuma grafiği olduğunu görüyoruz. 2'de hal değişimi var, 4'de hal değişimi var. 2'de madde yoğuşuyor, 4'de madde donuyor. Bunu çok net söyleyebiliriz. Diyor ki, 1. ve 3. zaman aralığında kinetik enerji azalır. Bakın, kinetik enerji değişimi sıcaklığın değiştiği yerlerde olur. Isınma varsa, bu grafik bir ısınma grafiği olsaydı, sıcaklığın değiştiği yerlerde, arttığı yerlerde kinetik enerji artacaktı. Azaldığı yerde azalacaktı. O zaman bu grafiğe baktığınızda bakın, 1'de sıcaklık azalıyor, kinetik enerji azalır. 3'te azalıyor, kinetik enerji azalır. 4'ten sonra gene azalıyor, gene azalır. Yani 1 ve 3 kinetiğin azaldığı bölgelerdir, doğrudur. 1. zaman aralığından 4. zaman aralığına kadar düzensizlik azalır. Bakın, 1. zaman aralığında madde gaz, 2'de sıvı gaz, 3'te sıvı, 4'te sıvı katı, daha sonrasında katı. Yani gaz halden katı hale doğru gidiyorsunuz. Yani en düzensizden en düzenliye doğru gidiyorsunuz. Dolayısıyla 1. zaman aralığından 4. zaman aralığına doğru düzensizlik en düzenli hale geçtiğiniz için evet azalır. 2 ve 4. zaman aralığında potansiyel azalır. Eğer bu olay, tekrar söylüyorum, ısınma olsaydı, erirken kaynarken potansiyel enerji artacaktı. Bu soğuma olduğuna göre 2 ve 4'te potansiyel azalacak. Çünkü madde dışarıya enerji vermeye devam ediyor. Bu bir soğuma grafiği midir? Evet, bu bir soğuma grafiğidir. 2. zaman aralığında öz kütle azalmıştır. Gazdan sıvıya dönüyorsunuz çocuklar. Öz kütle azalmaz ki. Sonuçta en yoğunluğun en az olduğu halden en çok olduğu hale doğru gidiyorsunuz. Yani bu süreç içerisinde öz kütle ne olacak arkadaşlar? Artacak. Dolayısıyla cevabınız E şıkkıdır. Aynı ortamda ısıtılan XYZ sıvılarının sıcaklık zaman grafikleri yukarıdaki gibidir. Bu sıvılarla ilgili olarak hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Bunun üçü de farklı sıvılar. Neden? XT derecede hal değiştirmiş, kaynamış. Y2T'de kaynamış. Z'de 3T bölü 2 derecede kaynamış. Yani üçü de farklı maddeler. X ve Y aynı. Y'nin kütlesi X'in 2 katı. Hayır. X ve Y, Z üçü de çocuklar farklı maddeler. Yani buraya baktığınız zaman X, Y ve Z aynı. X farklıdır. Hayır. X ve Z aynı, Y farklıdır. Hayır çocuklar, burada aynı olan madde yok. Üçü de kütleleri farklı, aynı madde. Hayır, böyle bir şey de yok. Bu adamların üçünün de, X'in de, Y'nin de, Z'nin de hal değişim sıcaklıkları farklı olduğuna göre üçü de farklı maddelerdir. Dolayısıyla cevabınız A şıkkıdır. Hepiniz sağlıklı ve mutlu kalın arkadaşlar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.